Kanalıma hoş geldiniz, herkese iyi günler. Casper via M1 iç kulaklık nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağız. Ses size az veya cırıltı geliyorsa iç kulaklık değişmesi gerekiyor. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Yalnız cihazı sökerken tırnaklara dikkat etmeniz gerekiyor. Tırnaklar kırıldığı zaman, bu tırnakların bir tanesi de kırık olduğu zaman kasada oturmaz, bilginiz olsun. Cihaz kimliği, ayım yer numarası veya da e-mail numarası. Yıldız tornavidalı cıvataları söküyoruz. Cıvataları söktükten sonra arka paneli dikkatli bir şekilde sökünüz. Evet, arka paneli söküyoruz. Evet, şu soket kısmını, soketi hiç çıkarmıyorsunuz yerinde. Batarya irtibatını anakartla kesiyoruz. Anakartın üzerinde cıvatalar var. O cıvataları sökmeniz gerekiyor. Arka panelin üzerine sıkılan cıvatalarla aynı. Batarya daha önce sökülmüş. Çünkü normalde yapışkanlı olduğu için bayağı bir uğraştırıyor. Fakat daha önce değiştiği için batarya dikkatli bir şekilde çıkardıktan sonra sorun olmaz. Evet, gördüğünüz gibi normalde bataryanın altında yapışkan var. Bu yapışkanı özelliğini kaybetmiş. Evet, şu soketleri filmden ayırıyoruz. Çünkü iç kulaklık anakartın hemen altındadır. Biraz da beraber göreceğiz. Evet, dokunmatik filmine dikkat ediyoruz. Evet, şu dokunmatik filmine dikkat ediyoruz. Evet, anakart, şu görmüş olduğunuz parça değişmediği sürede herhangi bir bilginiz silmez. Bazı müşteri soruyor, diyor ki İzzet Bey, ben parçayı değiştireceğim. Herhangi bir şey silinmiyor mu? Hayır, herhangi bir şey silinmiyor. Evet, iç kulaklık şu parçadır. Tırnaklar aşağı bakıyor, bilginiz olsun. Bazı cihazlarda yukarıya doğru bakıyor bu tırnaklar. Evet, iç kulaklıkta kaç modelle aynı, bilginiz olsun. General Mobil iç kulaklıkta aynıdır. E3, 2 mini, 4G, 5G, 5 Plus, bunlar hepsiyle aynıdır, bilginiz olsun.
Evet, iç kulak şu görmüş olduğunuz parça. Tırnaklar aşağıya doğru bakıyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Evet, ilk önce buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, anakartı şu anda takacağım yerine. Evet, anakartı takarken şu soketlerde hemen aynı hizaya getirin ve yerine takınız. Soket kapakları çok hassastır. Onlar hemen kırılabiliyor. Kırıldığı zaman da anakart değişmesi gerekiyor. Çünkü tamiri mümkün olmuyor şu soketlerin. Ve dokmatik filmi de yatağına iyice otursun. Hemen anakart üzerine civata sıkılaydı. Onu da yerine takın. Civatalar standarttı. Arka paneline sıkılan civatalar aynıydı. Bilginiz olsun. Evet, batarya da yatağına taktım. Arka paneli takıyoruz. Arka paneli takarken kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü buzzer kısmı mıknatıs özelliği olduğu için civatalara yapışır. Ve cihazınıza zarar verir civatalar. Bilginiz olsun. Evet, civataları hemen takıyorum. Civatalar hepsi aynı boyda. Çünkü bazı cihazlarda boy boy olduğu için. Evet, bunlar hepsi standarttır. Ses size az veya cırıltı geliyorsa iç kulaklık değişmesi gerekiyor. Yani iç kulaklık nasıl değişiyor sizlerle paylaştık. Aklınıza takılan sorunuz varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, cihaz kimliğe dikkat ediniz. Çünkü bazen unutulabiliyor. Mutlaka bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Arka kapağı sökerken de mutlaka bakın. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.